Normalde bu hırklar çok sakin olur ya. Niye böyle agresif? Bir tane koca dana var. Şu an burada. Zor tutuyoruz. Tamam tamam tamam. Dur sinir. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yine yoğun bir gün olacak. Dop dolu içeriklerle, değişik vakalarla sizdeyiz. Hadi şimdi gelin vakalara geçelim. Nesi vardı? Aşımıza olacağız. İşte şu parazitler. Tamam. Kutunun arkasına kadar gitmiş. Bayağı saklanmış. Her aşılama ve parazit uygulamalarından önce genel bir muayene yapmak istiyoruz. Genel muayenede herhangi bir problemim var. Onlara bakıyoruz. Kulaklarda hafif bir akıntı olmuş. Kulakları temizleyeceğiz şimdi. İştahımız nasıl bu arada? İyi, bayağı iyi, çok iyi. Güzel yemek yiyor. Herhangi bir kusma veya bir ishal var mı? Var. Bu hafta 2000'de bir kusmaya başladı. 2000'de bir kusuyor. Ne kusuyor tamamen? Kusmanın içeriği ne? Mama mı var içerisinde veya bir köpük mü var? Sarı bir şey mi çıkartıyor? Aynen. Fotoğrafını çekebildiniz mi? Şundan sonra da köpük kustu, beyaz bir köpük kustu. Ateşimize bakalım. Emziriyoruz, yavruları var dedim işte. Aşı olamadı tabii ki lütfen. Evet. Malt macun kullanıyor musunuz? Hayır. Tamam tamam tamam, dur sinir. Hop. Çok hafif bir ateşimiz yüksek. Böyle kusmalarda birkaç şey aklımıza geliyor. Birincisi, bu tüy yumakları midede birikiyor, ondan dolayı kusabilirler. Yavruları da var yanında, bir de çok fazla tüy döküyor. Bu tüyler midede birikiyor, mide bulantısına sebep oluyor, ondan dolayı kusabilirler. Bir de bir enfeksiyonda kusarlar. Ama her gün kusması iyi bir şey değil. Biz bu çocuğa şimdi iç dış parazit yaparsak o kusmayı daha çok tetikler. Bence şu anda bir kan tahliline bakalım. Kanda herhangi bir enfeksiyon mu var, bir problem var, onu gözlemleyelim. Bir de buna röntgen çekmek gerekir. Kanında bir işte dediğim gibi tüy yumağı var, başka bir şeyim var. Ona bakacağız. Evet, onu kan alacağız deyince hemen kaçtı. Gel. Yok bir şey, gel bakalım. Çok da güzelsin sen ya. Yavrular ne kadarlık oldu? 2 aylık oldu. Tamam. Yavrular yanında değil herhalde, değil mi? Gitti yavrular. Tamam. Eldiven tek istersiniz. Tamam tamam, yok bir şey ya. Sinirlenme bu kadar. Bayağı da tüy döktü ya. Böyle işte emzirme döneminde özellikle çok fazla besin değerleri yavruya aktardığı için bağışıklık düşebiliyor. Ondan dolayı da kusmalar olabilir. Öyle bir şey yoktu umarım. Tamam tamam, sakin ol ya. Tamam tamam. Tamam, bir tanem yok bir şey. Geliyor kanım, biliyor, merak etme. Bir damlacık. Bitti. Su içiyor mu bu arada? Hı. Saracağız ve gideceğiz. Tamam. Gel. Tamam, sakin ol, tamam. İsmi neydi bu kızın? Tamam. Kaç yaşındaydı? 1,5. Haziran'da 2 olacak aslında. Tamam. Bayağı bir şey yoktu ya. Emziriyor diye hiç tamam. Evet. Emzirirken tarayabilirsiniz ama işte emzirince yavruların bunun vitaminini de komple alıp gidiyor. Vitamin falan takviyesi yapmakta fayda oluyor bu emzirme döneminde. Yapmış mıydı böyle bir şey? Hayır, normal beslenmiş. Hı-hı. Sonuçlarımız çıktı. Sonuçlarda herhangi bir kötü bir şey yok. Gayet iyi. Kötü bir durum yok. Bağışıklığımız normal seviyede. Kan değerlerimiz normal seviyede. Şimdi bir mide koruyucusu yapacağız. Tabii ki onun öncesinde bir röntgen çekeceğiz. Herhangi bir şey var mı midede? Bir yabancı cisim veya bir tüy yumağı, topaklanma, bir tıkanıklık. Çünkü tıkanıklık veya paraziter durumlarda da çok fazla kusmalar olabiliyor. Şimdi bir röntgen odasına geçip bakacağız. Şimdi röntgen odasına geldik. Kasetimizi hazırladık. Pamuk biraz daha tabii sakinleşti. Az önce içeride kan alırken bayağı bize bir zorluk yaşattı. Kan tahlilimiz gayet iyi çıktı. Kan tahlilinde herhangi bir kötü bir şey yok. Röntgenimiz de temiz çıkarsa basit bir tedaviyle bu durumun üstesinden geleceğiz demektir. Şimdi röntgenimizi çekelim. Tamam, dur, sakin ol.
bayağı güzel mamasını yemiş. Karnı da bayağı dolu. Midede biraz gaz var işin açıkçası. Bir mouse kullanacağız. Bir de bir mide koruyucusu kullanacağız. Kusma kesici. Onunla bu durumu atlatacağız. Herhangi bir korku olacak, kötü bir şey yok. Bu parazitlerini falan da önümüzdeki haftalarda yaparız. Şu anda kusma olduğu için ekstra parazit yapmak tekrar kusmayı arttırabilir. Ne kadar olmuştu parazitleri yapmayalım? 3 ay oldu galiba. 3 ay oldu tabii, ameliyat sürecinde de yapılamıyor. Önümüzdeki hafta parazitlerini de yaparız. Tamam. Geçelim içeri. Gel. Çok güzel bak. Bu malttan böyle... Aman dur ya, burayı derdi bu. 3 gün üst üste veriyoruz. Ondan sonra... Bak başlayalım gel. Hem söyleniyor hem yürü. Bu malttan şu anda 3 gün üst üste vereceğiz. Ondan sonra haftada 2 defaya döneceğiz. Şimdi şok doz olarak haftada 3 gün. 3 gün üst üste bayağı işe yarayacaktır. Ondan sonra haftada 2 kereye döneceğiz. Şimdi iğnelerimiz var. İğneler de biraz bağırabilir. Şu tarafa doğru yapalım. Regülasına kalksın biz. Evet. Ah, burada senin. Sakin ol, gel. Bayağı uzamış tırnaklar. Tamam, tamam. Normalde bu ırklar çok sakin olur ya. Niye böyle agresif? Yavrular gitti, biraz kendini dinlesin, güzel bir şekilde beslensin. Ona rağmen çok fazla tüy dökmeye devam ederse, tüy dökmesi için vitaminler var, öyle bir şey kullanırız. Tamam. Haftaya zaten bir kontrole gelirsiniz, parazitlerimizi de yaparız. Kusmaları da takip edelim bu arada. Biraz sakinlesin burada, tüy, çok fazla tüy döküyor. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hastamızı taburcu ettik. Hastamız da bir kusma şikayetiyle geldi. Kusma durumlarında birçok sebep olabiliyor buna. Hasta sahibinin de söylediği gibi en önemli sebep aslında mama değişikliği. Mama değişikliğini karıştırarak yapmak her zaman daha iyi sonuçlar doğurabiliyor. Biz yine de tabii ki yabancı cisim yutma veya işte tüy topaklarına önlem amaçlı olarak röntgenimizi çektik, kan tahlilimize baktık. Bazen bağışıklık düştüğü durumlarda da kusmalar olabiliyor, viral hastalıklar patlak verebiliyor. Kan tahlillerimizde kanımız gayet iyiydi, röntgenimiz de temizdi. Birkaç takviyeyle bu durumu çözeceğiz. Haftaya da kontrolü çağırdık zaten. Şimdi diğer bakanımıza geçelim. Bugün check-up günümüz. Bir tane koca dana var, onun check-up'ını yapacağız. Şu an burada, zor tutuyoruz. Aç bakalım. Malik gel. Hadi içeri geçelim şimdi. Şimdi muayene odamıza geldik. Biraz ısınma hareketleri yapacağız. Kendimizi sevdireceğiz. Ödülle başlıyoruz. Gel. Oh. Aferin benim oğluma. Oh. Otur, otur oğlum. Otur. Al dedim sana, otur. Pati ver. Pati ver. He? Al. Evet. Şimdi aramızdaki samimiyet arttı. Şimdi 5 yaşını geçen köpeklerimizde ve kedilerimizde biz genel olarak check-up öneriyoruz. Yani check-up'ta nelere bakıyoruz? İşte kanda herhangi bir enfeksiyon var, bağışıklığımız ne durumda? Böbrek karaciğer değerleri, kolesterol, tiroid, kalp değerlerine bakıyoruz aynı zamanda. Geniş kapsamlı bir tahlil yapacağız. Aynı zamanda röntgenle iç organlarına ve akciğer kalbine de bakacağız. Yani bugün bu çocukla uzun bir işimiz var. O da zaten masaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Bakalım nasıl bir kan alacağız, nasıl röntgen çekeceğiz. Onların hepsini birlikte göreceğiz bakalım. Alalım masaya. Gel. Gel oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Buna bir ağızlık takalım. Kamerayı yiyecek. Zorunlu hareketlerde iki şey veriyorum ya. Aşkım ölüm aşkım. Otur babacım, otur. Bak sen ne verecekler burada yine, bak bekle. Gel, bak ne var burada, bak. Gel. Evet, sakinleşmiyor. Evet. Evet. Yavaş. Anladın yavaş galiba. Tamam. Yavaş, yavaş. Al Burak. Tamam. Arkadan gel, arkadan gel Burak. Tamam.
Tamam oğlum sakin. Aferin abi de. Ya da yerde de mi aldık? Çok şeyi başladık şu anda. Geldim. Ne haberin de olsun. Kaçmıyor bu. Tam çekelim bunu. Çektin mi? Abi çektim de ben de kaçtığım için. Evet, bence en güzeli öyle. Bir ödül ver, bir ödül ver oradan. Ya kanka. Ya havluyu, bir şey yaptığı yok. Bir şey yaptığı yok da işte orada denk getirdik. Yok yok ya, öyle korkacak bir köpek değil. Dur o zaman. Burak, seni sahnede görmek istiyoruz. Yok, ben bu sahne... Yok, yok ya, öyle korkacak bir köpek değil. Sen bir dışarı çık gel istersen. Bir hava alsın gelsin. Biz de hazırlığımızı yapalım. Tamam. Gel aşkım. Dur, dur. Bekle, bekle. Bekle lan. Ha. Tamam. Ne varmış? Alttan da bir ürün atacak. Çok fazla sertlik olunca seni de bilmiyorum. Zor. Ben tutarım diyorum, siz yapabilirsiniz. Tamam hadi. Ayağı tutun arkadaki kişi. Tamam hadi. Gel buradan çık. Kanka hadi bak. Hızlı yapalım. Şu an çok sıkıntıya girdik. Hadi. Bekliyorsun bak. Heh hadi. Evet. İnce pompalar kanımızı aldık. Aldık. Ah, aferin benim oğlum. Ulan sana var ya. Aferin. Sana bir paket mama vereceğim. Bas, sponsor, kapat. Sponsor. Tamam. Bitti. Tamam bırak. Aferin oğlum ha. Aferin aşkım ha. Geldi her şey. Ha. Oh be. Al koçum aslanım, al koçum aslanım, al paşaların paşası. Bu yiyecek bir şey değil oğlum, bu senin kanın. Bu tarz agresif köpeklerde çok çabuk hareket etmek gerekiyor. Kanı almanız lazım, ekip işi bu. Hırlıyor, hırlayınca üzerimize baskı kuruyor. Baskı kurduğunu görünce daha çok inatlaşıyor. O yüzden baskı kurduğu zaman, ya baskı kurdurmamaya çalışmak lazım. Baskı kurduğu zaman iş yapmak daha da zor oluyor. Zaten sahibinin kendisi üzerine baskısı olduğu için arkadan daha rahat kan alabildik. Zaten bizden almamız mümkün değil. Ağzı falan da hiçbir şekilde taktırmıyor. Hızlı bir şekilde kanımızı aldık. Şimdi sonuçlarımızın çıkmasını bekleyeceğiz. Bir 15 dakikaya kadar bütün değerlerimiz çıkmış olacak. Evet, şimdi sonuçlarımız çıktı. Her şey gayet iyi. Her şey yolunda. Bu arada bizim küçük canavar, büyük canavar yıkandı, parklandı. Stresini masaj ve spa ile birlikte attı. Şimdi eksik olan iç dış parazitlerimiz var. Onları yapacağız. İç dış parazit birlikte olan bir tabletimiz var. Zorlayan vakalarda kullanıyoruz daha çok. Şimdi onu kullanacağız. Ve hatta tadını çok seviyorlar. Kendi bile yiyebilir. Hop. Bayılırım abi. Çok sevdim. Hop gelip sana ya. Canım. Evet, sonuçlarımız gayet temiz. Her şey yolunda. 5 yaşından büyük hayvanlarda bu tarz check-up programlarına dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü bir sorun varsa işte organlarında veya kan değerlerinde ara ara takip edilmesi gerekiyor. Yaklaşık 25-30 tane parametreye baktık. Her şey sağlıklı. Organlarına baktık aynı zamanda. Kansızlık var mı? İşte enfeksiyon var mı? Bağışıklığımız ne durumda? Böbrek değerlerine baktık. Karaciğer değerlerine baktık. Kalp değerlerine baktık. Her şey gayet iyi. Tiroidlerimiz de gayet iyi. Kulağımızı düzeltelim. Yine önümüzdeki sene bu çocuk için check-up'larını yapacağız. Özellikle kediler ve köpekler bir problem olduğu zaman biraz böyle acılara, nasıl söyleyeyim, dayanıklı oldukları için, örneğin böbrek değerlerinde bir problem var, çok çabuk belli edemeyebilirler. Hani bizim gibi değiller, ağızları yok, dilleri yok, konuşamıyorlar. O yüzden böyle 5 yaşından büyük kedi ve köpeklerimizde yılda bir defa check-up programına dahil olabilirseniz, tabii ki hekim kontrolünüzde, hekiminizin tavsiyesi dileyince olursa, onun sağlığı açısından erken tanı her zaman hayat kurtarır. Onun için de çok çok iyi olacaktır. Bugün güzelce uyur bu çocuğumuz. Güzel bir yorgunluk kahvesi de içerek gidince bir paket ödül bitirdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki haftada ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı günler.